Bu sabah tartıldım. 6 kilo fazlam var. Mutlu muyum? Hayır. Ama verebilirim. Buna güveniyorum. Saçlarımı pembeye boyadım. Konumuzun bunlarla hiç alakası yok. Ben de böyle bir insanım işte. Aloha. Bugün sizlerle biraz ilişki hakkında konuşalım istiyorum. Ve sağlıklı ilişki yaşamak için dikkat etmemiz gereken demeyeceğim ama üzerinde dursak iyi olur dediğim 10 soru ve 10 konu var benim aklımda. Bunları biraz sizlerle paylaşmak, sizlere de açmak istedim. Çünkü benim hayatımda açıkçası çok katkısını gördüğüm sorular ve konular oldu. Ve tabii ki de asla bir, yani her zaman zaten bunu dile getiriyorum. Bilirkişi, psikolog, ne bileyim herhangi bir terapist değilim. Sadece ve sadece 1,5 sene kadar psikoloji eğitimi aldım zamanında. Bir de hani kurslara çok katıldığım oldu. Değişik workshoplara gittim. Ama dediğim gibi böyle akademik bir diplomam ya da bir şeyim yok. Hani bunu böyle videonun başında söyleyeyim. Sadece çok fazla psikolojiyi aynı zamanda hani bütün bunların yanı sıra da meraklıyım. Ve kendimi de geliştirmeyi sevdiğim için, araştırmayı sevdiğim için, insanları gözlemlemeyi sevdiğim için özellikle bu konular çok ilgimi çekiyor. Eğer bir süredir de hani videolarımı izliyorsanız, beni de tanıyorsanız hani az biraz şunu da biliyorsunuzdur. Ben genelde ilişkiler konusuna çok fazla değinmiyorum arkadaşlar. Ve buna değinmememin zaten en büyük sebebi de bence, yani bu bana göre tamamen, bir insan kendi hayatında bir şeyleri iyi yapmıyorsa ya da tırnak içinde başaramıyorsa ya da o alanda daha istediği yere gelemediyse diyeyim, bununla ilgili diğer insanlara böyle konuşması ya da hani şunu yapın iyi olur falan demesi çok mantıklı gelmiyor bana. O yüzden de hani ben böyle ilişki konusunu hep, yani duygusal ilişkiden bahsediyorum tabii ki, anlamışsınızdır. Onu böyle hep erteliyordum. Ama gelin görün ki kendi hayatımda da yani benim duygusal ilişki konusunda çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim size genel olarak. Çünkü birçok insan gibi benim de travmalarım, kendi döngülerim, kendi yolum var. Ve bu yolumda karşıma çıkan insanlar genelde tabii ki de bana çok şey öğreten insanlar oldu diyeyim. Ama bütün bunları şuraya bağlayacağım. Şimdi günün sonunda sağlıklı bir ilişki kurabilmek için ben açıkçası 2 seneyi aşkın bir süredir üzerinde çalışıyorum ve şunu düşünüyorum ve bunu araştırıyorum. Başka insanlardan, arkadaşlarımdan ya da hani online işte platformlardan ve kitaplardan sağlıklı bir ilişki kurabilmek için acaba ne yapmamız gerekiyor diye düşündükçe, sorguladıkça şu 10 tane soruya ve konuya geldim diyerek şimdi hazırsanız kahvenizi alın. Hatta ben de alayım. Buzlu kahvemizden bir yudum alalım. Arkanıza yaslanın ya da bilmiyorum her neredeyseniz rahatınıza bakın diyorum. Ve konumuza başlıyorum. Bana kalırsa birinci ve en önemli nokta sağlıklı bir ilişki kurabilmek için iletişim konusu arkadaşlar. Öncelikle İletişimde bu kişi nasıl? Yani siz tabii ki kendinizden yola çıkmak da kıymetli. Siz nasıl iletişim kuruyorsunuz? Ve aynı zamanda karşınızın iletişimi nasıl? Ve dolayısıyla da sizin ikinizin arasındaki iletişimin nasıl olduğu çok kıymetli. Çünkü burada şu mesela, siz bir şey hissediyorsunuzdur ya da düşünüyorsunuzdur ama bunu söyleyemiyorsunuzdur herhangi sebeplerden ötürü. Orada büyük ihtimalle iletişimle ilgili birçok sıkıntılar yaşanabilir. Dolayısıyla ben iletişimde açık ve net bir iletişimin çok sağlıklı olduğu kanısındayım. Zaman zaman söylemek istediğimiz ama kendimizi çektiğimiz konular genelde aman bu karşımızdakini kırar, üzer diye düşündüğümüz konular oluyor. Lakin gelin görün ki günün sonunda aslında o içimize attıklarımız ya da zamanında ifade etmekten çekindiklerimiz belki ileride bir patlama olarak ya da o ilişkiyi bitirme sebebimiz haline gelebiliyor. O yüzden birinci ve en önemli nokta bence iletişimde açık olmak konusu. İkinci en önemli nokta denge konusu. Şimdi bu yani yine en önemli noktalardan biri diyeceğim. Çünkü sizde ya da karşınızdaki kişide bir dengesizlik varsa
Bu psikolojik olarak bir dengesizlik de olabilir, duygularında bir dengesizlik de olabilir. Yani burada sadece bu arada karşınızdaki değil, yani bütün konularda sizden de bahsediyorum. Kendimize dönüp bakmamız da bence çok çok kıymetli. Ben de böyle yapıyorum. Ama herhangi bir dengesizlik olduğu zaman ya da bilmiyorum, belki psikolojik bir rahatsızlığı da varsa, bunu gözlemlemek ve bunu bilmek de çok değerli. Çünkü mesela sizi özellikle flört döneminde, ilişkiye daha başlamadınız, 2 gün arıyor ya da 2 gün her şey çok güzel, ondan sonra 3 gün boyunca ses çıkmıyor. Ya da çok güzel böyle iletişiminiz akıyor, ondan sonra bir anda mesajlar kesiliyor mesela. Bunun gibi, yani bu bir örnek, ama herhangi bir dengesizlik hissediyorsanız ya da görüyorsanız bunu ya açık açık konuşmakta, çünkü şunu da bilin ki ben bunu kendi hayatımda çok net olarak tecrübe ettim. Hiç kimseyi asla değiştiremeyiz o istemediği sürece. Ama zaten o kişi de bizim için değişiyorsa, emin olun bu bizim için de çok iyi olmayacaktır. Çünkü bir insan kendisi isterse ve ancak öncelikle kendisi için değişebilir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra üçüncü olarak kendimize belki sorabileceğimiz bir soru diyebilirim buna. Şu, ben bu ilişkiye ne katabilirim? Ve aynı zamanda o kişi bu ilişkiye ne katabilir? Çünkü çoğu zaman hani belki ilişki istiyor olabiliriz ya da hayatımda biri olsun, ben birini istiyorum diye düşünebiliriz. Ama belki şunu atlayabiliriz. Ben bir ilişkim olduğunda ona katacağım şey ne olacak? Hem tabii ki de o insana, ama hani o ilişkiye de emek vereceğimiz uğruna, belki tırnak içinde çabalayacağımız diyeyim, neler olacak? Yani birbirimizden beslenebilecek miyiz ya da beslendiğimiz alanlar ne olabilir? Bunun üzerine biraz düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Dördüncü olarak ben ve o karşımdaki sevgili kişi diyeyim, ne istediğimizi biliyor muyuz? Yani aslında böyle özellikle hani bana kalırsa son zamanlarda, hani eskiden böyle daha oturaklı mı diyeyim buna, böyle düşünerek, tartarak yaşanıyormuş ilişkiler benim bildiğim kadarıyla, hani anneannemin döneminden özellikle bahsediyorum. Hani çok daha farklıymış her şey. İnce düşünüp sık dokuyormuşsunuz. Tabii görücü usulü olanlardan bahsetmiyorum ama hani diğer ilişkilerden bahsediyorum diyeyim. Ama şu günlerde ne istediğimizi bilmeden ve pataküte biraz dalabiliyoruz. O yüzden kendimize ben ne istediğimi biliyor muyum ve karşımdaki kişi de bu ilişkiden ne istediğini biliyor mu diye yola çıkmak yine çok faydalı olabilir. Çünkü belki sizin istediğiniz bir ilişki değildir mesela. Belki siz sadece güzel zaman geçirmek istiyorsunuzdur. Ama karşınızdaki evlilik düşünüyordur ve gerçekten hani ciddi bir şeyler istiyordur ve de bağlanmak istiyordur. Hani onun arzusu bu yöndedir. Ama sizin hiç öyle bir niyetiniz yoktur. Ya da yani her türlü istek olabilir bunun içinde. Ama ne istediğimizi İyice bilmek ve buna odaklanmak, bu soruya cevap verebilmek yine çok kıymetli diye düşünüyorum. Bunu demişken de beşinci olarak hayata bakışımız, isteklerimiz, hayallerimiz, arzularımız aynı olmasa bile benziyor mu diye sormak bence çok güzel bir soru olabilir. Çünkü benim mesela geçmişimde hani ben böyle deli cesaretiyle genelde birçok konuya başlarım. İlişkilerde de öyleydim. Bundan bir 2-3 sene öncesine kadar diyeyim size. Ve bunun bana hani hepsi bir ders, daha doğrusu hepsi bir tecrübe oldu. Ama şunu gördüm ki aslında en başında o kişiyi gözlemleyerek, flört dönemini oldukça ama oldukça uzun tutarak, onun da bizi tanımasına gerçekten çok zaman tanıyarak ve kendimizi de istediğimiz kadar açarak ilerlemek çok daha sağlıklı oluyor. Ve burada eğer ki sizin istekleriniz çok farklıysa karşınızdaki kişiden ya da bambaşka hayalleriniz varsa çatışmalar yaşanabilir. Mesela şöyle söyleyeyim. Benim, yani bu gerçek olan bir örnek vereceğim size. Benim en büyük hayallerimden biri karavanla böyle dolaşmak. Hatta bir gün hani çocuğum olursa bile ben karavanda dolaşarak 1 sene 2 sene geçirmeyi çok arzularım. Yani bu illa olmalı, %100 olmalı değil. Ama bu benim hayallerimden biri. Ya da bilmiyorum, hadi 6 ay, yani süreye önemli değil ama böyle bir süre geçirmek isterim. Türkiye'de ya da yurt dışında. O karavanda yaşama fikri beni çok cezbediyor. Ama benim hayatıma seçeceğim biri tamamen evde olmaktan keyif alan ve İstanbul'dan diyelim ki ayrılmak istemeyen ya da Ankara'dan, Eskişehir'den, neresi olursa olsun Türkiye'deki nerede yaşıyorsak,
O noktada gerçekten büyük çatışmalar olabilir. Hani o belki işinde yükselmek istiyor ve olduğu şehri terk etmek istemeyen birisi. Oysa ki benim bambaşka hayallerim var. Ya da diyelim ki o kişi çocuk istiyor ama ben çocuk istemiyorum. Burada gerçekten büyük çatışmalar olabilir. O yüzden hani burada asla şu değil. Bunların hepsini bilmeniz gerekiyor ve buna göre yola çıkmanız gerekiyor değil. Ama olabildiğince hani bir yola sonuçta ilişki demek bir yol demek, bir maraton ve çok da güzel bir maraton. Yani çok güzel maraton diyorum bunu ama çok yani birine yoldaşlık etmek ve hani sevdiceğinizin olması bence çok kıymetli. Ve bu yolda da hani daha emin adımlarla ilerleyebilmek adına bu soruları nacizane sormak kıymetli olabilir. Altıncı olarak arkadaşlar şunu sormamızda gerçekten büyük fayda var. Benim ilişkim biteli en azından bir 6 ay geçti mi? Yani bunu genelde böyle bilir kişiler çok fazla söylüyor. İşte psikologlar ya da aile terapistleri diyeyim size. Benim araştırdığım ve gördüğüm kadarıyla özellikle boşanmalarda ve hani boşanma süreci de uzun ve kötü geçtiyse 2 yıla kadar o kişinin beklemesi gerektiğini düşünüyorlar ki iyice iyileşebilsin. Çünkü siz de tahmin edersiniz ki ayrılık aslında çok kolay bir şey değil ve karşınızdaki kişinin ya da sizin tabii ki o süreci ne kadar sağlıklı geçirdiğiniz, sağlıklı derken de o yas sürecini gerçekten içinden geçerek, belki kalbinizi de delip deşerek diyeceğim, yaşamış olmanız çok önemli. Çünkü yas sürecini atlatamadıysanız mesela düşünsenize siz hala eski sevgilinize çok öfkelisiniz ya da eski eşinize çok öfkelisiniz. Ve bir sürü şeyler var içinizde ve bir türlü bunu aşamıyorsunuz. Ya da bu ilişki nasıl bitti diye böyle gerçekten büyük bir yas içindesiniz. Ve bu durumda hani İngilizce'de rebound derler böyle hani aslında karşımızdakini kullanmaya giriyor bence bir yerde o. Onun duygularını da kullanmak yani o duygu bitmeden eski eşinize ya da eski sevgilinize dair olan başkalarından medet ummak diyeyim size. O yüzden bu süreci yani ayrıldıktan sonra kendinize zaman verip iyileşme sürecini çok iyi kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Yedinci olarak bu ilişkiyi neden istiyorum? Yani ben şöyle bir sorduğumda gerçekten bunun cevabını verebilmem çok iyi olur. Çünkü ya yani o yüzden zaten bunu sizlerle paylaşıyorum. Neden bir ilişki istiyorsunuz? Yani mesela yalnızlığınızı gidermek için mi? Ya da kendimi daha doyumlu hissedeceğim diye mi? Ya da ben sevilmek istiyorum, ilgi istiyorum diye mi? Ya da çocuk sahibi olmak istiyorum. O yüzden bir ilişki istiyorum ya istiyorum diye mi? Dolayısıyla neden istiyorsunuz? Çünkü aslında ilişkiler tabii ki de çok besliyor, çok güzel. Ama burada sadece hani karşımdaki beni mutlu etsin ya da karşımdaki gelirse ben daha mutlu olacağım, benim hayatım daha tamam olacak diye yola çıkmak belki de çok sağlıklı olmayabilir. Neden istiyorum? Bunu bir kendinize sorun tabii ki. Ben burada asla sizi yönlendirmek istemem. Ama bana kalırsa ben zaten kendimle mutluyum, iyiyim, güzelim. Şükür kendimi geliştiriyorum ya da törpülemem gereken yönlerim varsa onları törpülüyorum. Bu yolda mutlu ve neşe dolu bir şekilde ilerliyorum. Başka biri de bana yoldaşlık ederse, katılırsa beraber yürümek çok isterim demek belki de önemli olan diye düşünüyorum. Yani o yüzden bir ilişki istiyorsanız bunu neden istiyorsunuz diye bir sorun derim kendinize. Sonlara yaklaşırken gerçekten videoların çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden birazcık hızlanacağım. Şunu sorabiliriz 8. olarak aile ilişkileri nasıl karşınızdakinin? Ve tabii ki de bütün bu soruları ve konuları zaten kendinize de sormuş olmanız dediğim gibi gerekiyor. Özellikle erkeğin babasıyla olan ilişkisinin daha kaliteli olması çok kıymetli deniliyor. Ve kızların da kadınların da anneleriyle olan ilişkilerinin daha sağlıklı olması bir tık daha kıymetli deniliyor ilişkilerde. Çünkü bizim aslında annemizden aldığımızı daha çok yansıtıyoruz. Tabii ki babanın da rolü çok fazla ya da bir erkek için annenin de rolü çok fazla. Ama genelde hani annesinin oğlu ilişkide sorunlar çıkarabiliyor. Yani çok fazla anneye bağımlıysa ya da bir kız çocuğu çok fazla babaya bağımlıysa ilişkide yetişkin bilincine gelmesi biraz zaman alabiliyor ya da zor olabiliyor. O yüzden hani hem bunlar hem de bunun yanı sıra da genel olarak aile ilişkilerinin nasıl olduğunu gözlemlemek
Özellikle de bağımlı ilişkilerinin olmaması gerçekten çok kıymetli arkadaşlar. O yüzden buna yani tabii ki bunları böyle sormayacaksınız. Yani öyle bir şey zaten çok saçma olur. Ama bunları gözlemleyip dediğim gibi hani bu flört sürecini zaten uzun tuttukça, karşınızdakini tanıdıkça ve bütün bu süreçler biterse bilmiyorum daha da zaman geçirdikçe diyeyim hani pandemi süreci de bittikten sonra böyle kahveler içtikçe ne bileyim dışarılarda işte dolaştıkça elbet birbirinizi daha iyi tanıyacaksınızdır diye düşünüyorum. Ve evet, dokuzuncu olarak yine çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. O da şu: fiziksel, duygusal, zihinsel ve hatta ruhsal sağlığına bu arkadaşımız dikkat ediyor mu? Bunu derken mesela hayvan sevgisi de çok önemli. Doğayı seviyor mu? Bu da çok önemli. Çünkü belki böyle size muhteşem bir insanmış ya da çok kitap okuyormuş ya da inanılmaz sağlıklı besleniyormuş gibi davranabilir. Kendini öyle gösterebilir. Ama bir bakarsınız bu kişi aslında hiç sağlıklı beslenmiyor. Ya da işte sokaktaki kediye köpeğe hoş diyor. Yani böyle tekmelemeye çalışıyor falan. Ya da gittiğiniz bir yerde garsona kötü davranıyor. Onu böyle aşağılayıcı şekilde konuşuyor. Yani siz aslında o kişiyi tanıma aşamasında kendinizin yani kafanızda çizdiğiniz bir imajı değil de, çünkü öyle yapmaya açıkçası ben mesela meyilliydim. Aranızda öyle yapanlarınız varsa diye bunu söylüyorum. O kişiyi olduğu gibi görmeye odaklanırsanız gerçekten çok daha iyi sinyaller aslında alabilirsiniz. O yüzden bu konuya da dikkat etmekte fayda var. Bunları şimdi açmıyorum. Dediğim gibi böyle video çok videoyu çok uzatmayayım diye. Uzat uzat uzat. Ve son olarak 10. sorumuz, 10. maddemiz ya da 10. konumuza gelecek olursak kendisiyle kaliteli zaman geçirebiliyor mu? Gerçekten bana kalırsa yani kadın ya da erkek herhangi birinin kendisiyle kaliteli zaman geçirebilmesi ve zaten bu süreçte bence bunu hepimiz tabii ki de ailelerimizle falan ya da sevgilimizle, eşimizle yaşayanlarımız da vardır hani ama eminim öyle de olsa kendimizle kaldığımız anlar da eskisine göre çok daha fazla olmuştur. Ve kendinizle kaliteli zaman geçirmeniz ve karşınızdaki kişinin de kaliteli zaman geçirmesi gerçekten çok önemli. Neden diye soracak olursanız, bir kişi bence zaten kendisiyle mutlu değilse, kendisiyle güzel zaman geçirmeyi öğrenememişse, o kişinin yani öncelikle yetişkin bilincine sahip olması çok kolay olmayabilir. Dolayısıyla burada buna bakmanın sizin için çok yararlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Tüm bunların ışığında arkadaşlar net olmamız da çok önemli. Gerçekten öncelikle biz ne istiyoruz ve biz ne katabiliriz? Biz nasıl bir insanız ve bu ilişkide biz nasıl bir yola girmek istiyoruz? Bunlar da net olmak çok önemli. Çünkü zaten hani beni bir süredir artık takip ediyorsanız benim enerjiyle, çekim yasasıyla ya da düşüncelerinizin gücüyle, olumlamalarla ve düşüncelerinizi gerçekleştirebilmekle alakalı diyeyim kabaca. Abraham Hicks'le de ne kadar çok hani çeviri videolarından da biliyorsunuzdur onun da görüşünü ve yaklaşımını ne kadar sevdiğimi. Dolayısıyla bu konuda da net olmanız aslında o kişiyi hayatınıza çekmenizde de belki süreci hızlandırabilir, daha kolay akışta olmanızı sağlayabilir. Bu sebeple ben ne istediğimizi bilip onda net olmanın önemine inanıyorum. Yoksa hani böyle böyle de olabilir, şöyle de olabilir. Aa ben nasıl biriyim ki acaba? Aa acaba o nasıl biri olsa ki falan. Hani böyle havada süzülen düşünce bulutları gibi düşünün. Nasıl meditasyon yaptığımızda odaklanıyoruz ve odaklanıyoruz derken nefesimize odaklanıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Hiçbir şey düşünmemeye aslında odaklandığımız an bir şeyler düşünmeye başlıyoruz ya. O yüzden tamamen bıraktığımızda ama ne istediğimizi bildiğimizde her şey bize akıyor. Yani meditasyona oturmak işin özü. Burada da sizin nasıl bir ilişki istediğinizi bilmek ve buna odaklanmak işin özü. Gerisini zaten hani siz size düşeni yaptıktan sonra bırakın evren halleder. Buna eminim. Eğer ki şu anda da sağlıklı bir ilişkiniz varsa gerçekten sizi tebrik ediyorum ve mutluluklar diliyorum. Bu her ikiniz için hayırlı ve mutlu olduğu sürece de böyle sürüp gitsin diyorum. Bir ilişkiniz yoksa ve ilişki istiyorsanız da umarım bu söylediklerim biraz olsun size katkıda bulunur. Umarım bazılarınıza birazcık da olsa dokunur diye düşünüyorum. Ve düşüncelerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı yorumlarda yani yorumlar bölümünde yazmaktan lütfen çekinmeyin.
Bir de o yorumlarınızı hani sadece ben okumuyorum, bir sürü arkadaşımız okuyor, onlara da katkı sağlar. Bana göre birbirimize destek olmak ve böyle gerçekten biri düştüğünde bunu yapabilirsin, vazgeçme diyebilmek, bunu birine söylemek, birinin bunu size sağlaması çok kıymetli bir duygu. O yüzden belki sizin yaşadığınız hani tırnak içinde travmalar olabilir, acılar olabilir. Neyi ne kadar anlatmak istiyorsanız ama ya da belki çok sağlıklı ve harika bir ilişkiniz olabilir. Her neyse bunları da paylaşmaktan çekinmeyin. Tabii ki de istediğiniz kadarını diyorum. Artık kapatıyorum. Bunun yanı sıra da Instagram'ımı şuralara bir yerlere koyacağız. Instagram'dan da takip ederseniz tabii ki de çok mutlu olurum. Bunun da en büyük sebebi arkadaşlar interaktif içerikler oluşturmak istiyorum. Yani Instagram'da storylerde paylaştığım bir soru olabiliyor ya da sizin fikrinizi almak istediğim konular olabiliyor. Oradan storylerden takipte kalırsanız özellikle ben de size sorabilirim. Bu açıdan kıymetli. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda bu videonun fayda sağlayacağını düşündüğünüz biri varsa ona lütfen gönderin. Yani bazen çünkü tek istediğimiz ya da tek aradığımız bir cümle olabiliyor ve bazı cümleler, bazı videolar, bazı kitaplar gerçekten hayatımıza dokunabiliyor. O yüzden de bunu da hani ya bu video ya da düşündüğünüz başka bir video olabilir. Bu hani illa bu video olsun diye demiyorum ama başkalarıyla da paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. Her neyse ya da okuduğunuz bir kitap da olabilir bu. Şimdilik benden bu kadar. Mahalo diyorum. İzlediğiniz için de gerçekten çok müteşekkirim. Zaten varlığınıza müteşekkirim. İyi ki varsınız. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar, konuştukça konuşasım geliyor ve de zaten bugünlerde daha da konuşasım geliyor. Yani ben susmuyorum. Evet, susmuyorum. Evin içinde çok susuyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok 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 ama çok sevgiyle yaklaşıp hoşça kalın.